Merhaba hanımlar. Şimdi de kıvırcık saç peruk yapımını tarif edeceğim size. Öncelik olarak sihirli halkamı yapıyorum. Ve sihirli halkamın içine 6 sık iğne ile dolduruyorum. Sıkıştırdım. Çok sıkı olduğundan emin olun ki açılmasın sonradan. Yumuşak ipler açılabiliyor. Şimdi ilk ilmeğime batıyorum. Sayacağım bir saniye. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam, doğru batmışım. İlk ilmeğime battım ve ilk ilmeğime çift olarak batıyorum. Daha doğrusu bu sırayı komple çift olarak batacağım. Toplamda 12 sık iğnemiz olacak. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Parmağıma ipi fazla doladım. Çünkü yanlış yapmıştım. Söktüm biraz önce. Söktüğümü de direkt parmağıma sarınca biraz çirkin bir görüntü oldu. Şimdi şöyle tarif edeyim. 12 sık iğne yaptık. Her ilmeğe çift batarak. Bir sonraki sırada koyu renk olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. Net göstermeye çalışacağım. İki kanat olarak ilmeğimiz var burada. Üstüne almadan yine sık iğne olarak iki kanadın bir tanesine ben bile zorlanıyorum koyu renk olduğu için. Ha, şu an net gördüm. Dış taraftaki yani bu taraftaki kanadını alacağız. Bakın bu şekilde sık iğne yaptım. Aynı yere bir daha batıyorum. Bu sıra boyunca bu yöntemle çift her ilmeğe çift batarak bu yöntemle devam edeceğiz. Tekrar göstereceğim. Net göstermeye çalışıyorum. Koyu renk olduğu için biraz zor. İki kanat var. Hem sağ tarafta hem sol tarafta ördüğümüz yani kanat olarak tarif ediyorum. İç tarafındaki yani bu taraftaki kanadıyla alıyoruz. Aynı yere iki kere batıyorum. Tekrar dış kanadıyla. Bir, iki. Burada da her ilmeğe çift batarak toplamda 24 sık iğne elde edeceğiz. Şöyle biraz daha net görünüyor gibi. Şu kanadını yani bir bu tarafta var, bir bu tarafta var. Bu taraftaki kanadını yani iç kısmından zincir gibi düşünün. Zincirin iç kısmından batıyorum ve bu kanadını alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum içine. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bunu bu şekilde yapmamız lazım çünkü saçları diğer kalan kanadının üstünden takacağız, öreceğiz daha doğrusu. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna geldim. Her ilmeğe çift batarak, tek kanadına batarak, bundan sonraki bütün işlemimizi yani saç örmeye gelene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Ben bir sonraki sırayı tarif edeceğim size. Tekrar diğer kanadına batıyorum ilk sık iğnemi bir sonraki sıra için ilk sık iğnemin diğer kanadına şöyle net göstermeye çalışacağım. Hem bu tarafta kanat var hem bu tarafta. İç tarafından batıp diğer kanadımı aldım. İlk sık iğnemi buraya yapıyorum. Ve ilmek belirleyicimi takıyorum. Bu sırada da ilk sıramızı 6 sık iğne yaptıktan sonra her ilmeğe çift batmıştık. Bir sonrakine de her ilmeğe çift battık. Şimdi tekrar bu yöntemle bir tek bir çift olarak devam edeceğiz. Bir ilk tekimi yaptım. Bir sonraki kanadımı alıp buna çift batıyorum. Tekrar kanadımı alıp tek
ve buna çift battım. Tek kanadımı alıyorum, buna tek batıyorum, bir sonrakine çift battım. Tek kanat olarak içten alıp tek kanadıyla, dış tarafındaki tek kanadıyla sıra sonuna kadar bir tek bir çift olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Bir tek bir çift olarak sıra sonuna kadar geldim. Çok net değil görüntü. Çok üzgünüm. Kahverengi, yani koyu renk bir ip olduğu için biraz zor oluyor. Bir tek bir çift olarak sıra sonuna kadar geldim. Şimdi tekrar tek kanat olarak dediğim gibi saç örmeye gelene kadar hep bu şekilde tek kanadına batacağız. Buradan tekrar iç kısmından batıp dışarıdaki kanadı alıyorum. İlk sık iğnemi yapıyorum ve buraya ilmek belirleyicimi takıyorum. Bunu bir olarak sayıyoruz. Bu sırada da iki tek bir çift olarak devam edeceğiz. İlkini yaptım. Bu ikinci tekim ve bir sonrakine çift batıyorum. Tekrar iç kanadından alıyorum. Bir sık iğne. İki sık iğne ve bir sonrakine çift olarak batıyorum. İki tek bir çift olarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. İki tek bir çift olarak sıra sonuna kadar geldim. Bir sonraki sırada tekrar tek kanat alarak ilk ilmeğimi yapıyorum. İçeriden tek kanadımı aldım. Bu birinci sık iğnem. Bu sırada da 3 sık iğne, 1 çift olarak birincisini yapmıştım. Bu 2. Bu da 3. Şimdi buraya bir arttırma yapıyorum. Tekrardan 1 2 3 sık iğne yaptım ve bir arttırmamı yapıyorum. Şimdi bir şey göstermek istiyorum. Umarım net gösterebilirim. Bakın iç kısımda çizgi oluştu fark ettiyseniz. Bakın bu şekilde iç kanatlarını, dış kanatlarını aldığım için iç kanatları kaldı. Göstermek istediğim şey burası. Saçlarını örerken buralara ördükten sonra üst kısmına geçeceğiz. Üst kısmındaki bu kanatlardan öreceğiz. Yani amacımız tek kanat almaktaki amacımız bu. O yüzden buna dikkat edebilirsek çok sevinirim. Net görünüyor şu an umarım. Bu sırada da 3 tek 1 çift olarak devam ediyoruz. Dediğim gibi tek kanadıyla 3 tek 1 çift olarak devam ediyoruz. 3 tek 1 çift olarak sıra sonuna kadar geldim. Biraz çok pürüzsüz durmuyor. Yani marullu derler. Yani çok net şöyle dümdüz durmuyor. Çünkü ilk iki sırada komple arttırma yaptık. Saçları daha çok takabilmemiz için buralara. Daha çok ilmek olması için burada. O yüzden çok düz durmuyor. Bu çok önemli değil. Çünkü zaten kafaya dikilecek ve üstünde saçlar olacağı için görünmeyecek. Şimdi buradaki son sıramdayım. Bu sırada da yine iç kanadından alarak ilk sık iğnemi yapıyorum. Ve ilmeğimi takıyorum. Bunu bir sayıyoruz. Tekrar iç kanadından. 2 3 ve 4. 4 sık iğnemi yaptım. Bir arttırmamı yapıyorum. Ve tekrar bir sık iğne. 2 sık iğne. 3 sık iğne. 4 sık iğne ve bir arttırma yapıyorum. Bu sırayı da sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir arttırma olarak devam ediyoruz. Daha sonra saçı göstereceğim size. 4 sık iğne bir arttırma olarak sıra sonuna kadar geldim. Anlaşılıyordur herhalde üstteki çizgiler. Önemli olan bu çizgilerimiz. Şimdi normal sık iğne, yani normal batıyoruz bir sonrakine. İki kanadı ile birlikte her zaman yaptığımız gibi bir sık iğnemi yaptım. Şimdi bu zincir sayısı size kalmış. Ben 80 zincir çekeceğim şu an. Zincir sayısı size kalmış. İster
Yani 80 ideal oluyor. Daha uzun isterseniz 100 yapabilirsiniz. Şimdi 80 zincir çekelim. 80 zincirimi çektim. Sık iğnemi yapmıştım buraya. 80 adet zincir çektim. Şimdi her zincirin içine batacağız. Her zincirin içine hemen bir sonraki zincire batıyorum. Sık iğne olarak bir sonraki zincire batıyorum. Sık iğne olarak. Ya adet fark etmez. Yani 80 zincir çekildi diye burada da 80 sık iğne olacak. Yani bir iki tane karışıklık olabilir. Arada atlamalar olabilir ama her zincire batmaya çalışırsanız iyi olur. Sık iğne olarak bu şekilde devam ediyorum. Her zincirin içine bir sık iğne olarak batıyorum. Sonuna gelene kadar. Sonuna geldikten sonra da nasıl devam edeceğimizi göstereceğim. Son zincirime de battım sık iğne olarak. Biraz net göstermeye çalışacağım size. Sanırım daha net. Battığım yer görünüyor. Şimdi buradan deva başlamıştım. Yine netlik gitti. Çok özür dilerim. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Hemen yanındaki sık iğneye. İlmek kaydırma yöntemi. Yani üstüne almadan tekrar buradan çıkartıyorum. Bir ilmek kaydırma daha yapıyorum yanına. Net göstermeye çalışıyorum ama koyu renk tercih ettiğim için çok üzgünüm. Şimdi pişman oldum bunun için. Hemen bir sonrakine battım. Üstüne aldım. Kendi içinden çıkartıyorum bu şekilde. İki kere ilmek kaydırma yapmış oldum. Bir kere daha yapıyorum yanındakine. Ve bu şekilde içinden çıkarttıktan sonra kendinden çıkartıyorum. İlmek kaydırma yöntemi yani. Zincirin dibine geldik. Hemen yanındakine battım. İlmek kaydırma. Bir tane daha ilmek kaydırma yaptım ve bir tane daha. İlk battığımla birlikte toplamda 3 ilmek kaydırma yaptım. Şimdi tekrar 80 zincir çekeceğiz. İçini sık iğneyle doldurup buraya geleceğiz. Buraya geldiğimizde de sıra sonuna kadar yine 3 ilmek kaydırma, 3.'ye yine 80 zincir çekeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz sıra sonuna kadar. 80 zincir, zincirin içini sık iğneyle dolduracağız. Bir yanındakine batacağız dibine gelince bir yanındakine ilmek kaydırma yapacağız. Bir daha ve bir daha. Üçüncü ilmek kaydırmadan sonra tekrar 80 zincir çekip dolduracağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 80 zincirimi çektim. İçine sık iğne doldurarak aşağıya kadar geldim. Şimdi tekrar göstermek için biraz kameramı ayarlayacağım. Bakın buraya geldim. Yanındaki hemen yanındaki kanat ilk battığım doldurduğumun yanındaki kanada ilmek kaydırma yapıyorum. Bir yanındakine ilmek kaydırma bu iki oldu. Bir yanındakine 3. Normalde üçüncüye yapmıştık. Bu sırada da dördüncüye yapacağız zincirimizi. İlmek kaydırmayla ilk baştakiyle beraber 4 tane ilmek kaydırma yaptım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Dördüncüye 80 zincirimizi çekeceğiz. İçini doldurup geleceğiz. Yanındakine batacağız. 1, 2, 3, 4 ilmek kaydırmayla. Tekrar dördüncüden devam edeceğiz. Bu şekilde dolanıp buraya kadar geleceğiz. Şimdi yüz şekillendirme videomuzla devam edeceğim. Saç dikimi videosunda ufak bir sıkıntı oldu. Yanlışlıkla silindi. Ama çok kolay. Bir yuvarlağımız vardı. Kısaca ben size tarif edeceğim. Dibinin yuvarlağı vardı. Yuvarlağın tam ortasıyla bebeğin kafasındaki ortayı birbirine getirdim. Ve yanlardan normal şu kalın dikiş iğnesi yardımıyla yanlardan kafaya birleştirdim. Yani kolay bunu hani dikiş dikmeyi bilen her kadın yapabilir. Sadece şu orta gibi düşünün örülmüş hali ve o bebeğin saçın ortasını birbirine denk getireceğiz.
Gösteremiyorum şu an dikilmiş olduğu için. Şimdi yüz şekillendirmeyi tarif edeceğim. Taraftan bebeğin önce yerimizi belirlersek daha kolay olacak. Şurayı burun. Ben sayılarla yapmıyorum. Genelde göz kararı şu şekilde kendime bir yer ayarladım. Arasında iki sık iğne var. Şöyle ortalı baktığınızda bana göre ortalı. Evet. Toplu iğnelerle yerinizi belirleyebilirsiniz. Önce burun yapımını göstereceğim. Düğüm atıyoruz ve biraz çekiyoruz ki elyafa çok takılı kalmasın. Öbür iğnemi de çıkartıyorum ve onun yerine batıyorum. Ve onu da ilk battığım yerden çıkartıyorum. Buradan. Yine aynısını birkaç defa yapacağız. İpiniz kalınsa zaten bu kadar yeterli olacaktır. En sonunda buradan batıyorum ve boynun altından çıkıyorum. Bu ipi burada bırakın, yani ufak bir parçasını bırakın. Yüz şekillendirme ipiyle bağlarız buradan ve düğüm yaparız. En azından açılmaz. Bu şekilde burnumuz tamam. Şimdi ağız yerimizi belirleyelim iğnelerle. Bu şekilde yerimi belirledim. Bu sefer ipimize düğüm atmıyoruz. Kendiniz iğnelerle şöyle bir yer belirleme yapabilirsiniz. Buradan iğnemi çıkartıyorum. Bir önündekine, şuradakine, hemen içten bir önündekine batıyorum. Ve gözün tam yanındaki delikten çıkıyorum. Aynı sıranın gözün bu tarafından batıyorum ve diğer gözün diğer yanından hemen dibinden çıkıyorum. Burayı kaybedeceğiz gözün arkasına alarak. Tamamdır. Alt tarafta mutlaka bir parça ipimizi bırakalım. En son bunu sıkıştıracağız. Yine bu sıranın hemen yanındakine batıyoruz ve ağızdaki
İğneyi işaretlediğimiz yerden geri çıkıyoruz. Burayı yine gözün arkasına alacağız. Hemen yine bir önündekine batıyoruz ve alttan geri çıkıyoruz. Şimdi ipler karışmadan, evet bu ikisi. Bu şekilde çektiğinizde, yani ne kadar çok çekerseniz o kadar iyi olur. Çünkü zamanla açılıyor eğer düğümü sağlam olmazsa. Çektiğinizde bu şekil oluşuyor. Çekip iyice buraya sıkı bir düğüm yapalım. Şimdi kirpik yapımını göstereceğim. İpime düğümümü attım. İnce ip tercih ediyorum. Lif ipinin tek katını kullandım ben ama elinizde lif ip yoksa normal siyah ipin kanadını çıkartıp, katını çıkartıp tek kat kullanabilirsiniz. Yani sayı değil de tamamen göz kararı. Gözün dibinden çıkartıyorum ilk iğnemi. Yani şöyle belirleyerek gidebiliriz. Ben şuraya batmak istiyorum. Ve yanından geri çıkartıyorum. Yine aynı sıranın bir yanındakine. Yani çok yakın olmuyor. Ve en son çıktığımız yerin yine hemen yanından çıkartacağım. Üçüncüsünü de aynı sırada ama biraz daha öne yapıyorum. Ve diğer gözümün dip kısmında çıkartıyorum. Sırayı şöyle yaparsak şuradan çıkması mantıklı. Kirpik. Buradaki kirpik tamamdır. Şimdi buradan da ilkini şöyle şurada yapacağım. Aynı olmasını istiyorum. Şurada yapacağım. Ve hemen yanından geri çıkıyorum. Bir sonrakini sol çaprazına ama aynı sırada ve yine dibinden geri çıkıyorum. Sonuncusunu da yine aynı sıradan bir yanındaki ilmeğe batıyorum. Ve boynumun altından çıkıyorum. Kirpiklerimiz bu şekilde tamamlandı. Alttan kalan iplerden biriyle bağlayabilirsiniz bunu, düğüm olsun. Kaş için de açık kahverengi tercih ettim. Yine alt taraftan giriyorum. Kirpiğin bittiği yerden arada sadece bir sıra bırakmam yeterli olacaktır. Kirpiğin bittiği yerin bir üstündeki sıradan, arasında bir sıra var.
Buradan çıkıyorum. İpe düğümümü attım. İpi çekebildiğiniz kadar çekin. Elyafın arasına sıkışmasın. Şimdi çapraz bir şekilde bir üstündekine batacağız. Şöyle göstereyim. Bakın bir üst sırası bu. Bunu da bir sayarsak bir, iki, üçüncüsüne batacağız. Şöyle. Ve bir, iki, üç, dört, beşinciden çıkartmamız yeterli olacaktır. Bir, iki, üç, dört. Ve aynı yere tekrar batarak arasında 1, 2, 3 sıra bırakıp 1, 2, 3. Birbirine çok mu yakın oluyor? Bakıyorum. Diğeri de şuradan. Kaşımız bu şekilde. Burada 5. 1, 2, 3, 4. 5.ye batıp alttan hemen bir sıra atlayıp çaprazına batıyorum. Şöyle çok çukur durmasın. Şurayı şöyle kaldıralım. Buradan da batıp boyundan çıkıyorum. Umarım. Tamamdır. Kaşlarımız da bu şekilde oluştu. Dudak yapımında da 3 kat lif ipi kullandım ben kırmızı ama normal ip varsa 2 kat kullanabilirsiniz. Şimdi bu çukur yaptığımız yerlerin içinden çıkartacağız. Aynı yere denk gelmesi biraz zor oluyor maalesef. Diğer yerden. Çok iç kısımdan değil de bir tık uç kısımdan çıkartıyoruz. Bu şekilde ağız bölümü de tamam. Alttan iki kırmızı ipi birbirine bağlayarak yüz şekillendirmemiz tamam. Saçımızda bu şekilde yana gelecek. Saçı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.